Evet sevgili dostlar, bugün sizlere Sayın Beyli tarihine geçmiş önemli bir şahsiyetten bahsetmek istiyorum. Herkes unuttu, biz onu unutmadık. Remzi Doğan. 1919 yılında Sayın Beyli Tülü köyünde dünyaya geldi. Babası Hacı Hasan Efendi, annesi Zeliha Hanım. Kardeşleri Hacı, İsmail Hakkı, Tevfik, Efendi, Hanım. Hanımın diğer adı Zaferen ve Hatice teyze. Kardeşlerinden Efendi çok genç yaşta vefat etti. Remzi Doğan ailenin en küçük oğludur. Sayın Beyli eşrafından Hacı Mustafa Akçalı'nın kızı Nazire Hanım ile evlendi. Dört erkek bir kız babası oldu. Sayın Beyli de esnaftı. Doğanlar Tecim Evi adındaki dükkanlarında tuhafiye işleri yaptı. Demokrat Parti'den siyasete girdi. İl Genel Meclisi üyesi seçildi. O il encümeni iken 27 Mayıs 1960 ihtilali oldu. Demokrat Partili olması sebebiyle çok zor günler yaşadı. İflas etme aşamasına geldi. Sayın Beyli'den Adana'ya taşınmak zorunda kaldı. Ama o yılmadı, tekrar Sayın Beyli'ye gitti. 1961 genel seçimlerinde milletvekili aday oldu. Veto edildi, seçime giremedi. Adana'nın en etkin politikacılarından oldu. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Süleyman Demirel gibi politikacılarla aracısız görüştü. 17 Kasım 1963 mahalli seçimlerde Sayın Beyli'ye belediye başkanı aday oldu. Sayın Beyli tarihinin en çekişmeli seçimini yaşadı. Çok zorlu geçen bir seçim sonucunda 44 yaşında sadece bir oy farkla Sayın Beyli belediye başkanı seçildi. Belediye başkanı seçilir seçilmez ilçenin ana caddelerinde düzenlemeler yaptı. Cumhuriyet Caddesi'nin ve Okullar Caddesi'nin ilk beton kaplama yolunu o yaptırdı. Sayın Beyli ilk defa kaldırımla onun zamanında tanıştı. Kaldırımlara çınar ağaçları diktirdi. Birçoğu sonraki yıllarda kesilmiş olsa da onun diktirdiği çınar ağaçları hala ilçeyi süslemektedir. İlçenin içme suyu büyük sorundu. Evlerde içme suyu yoktu. Herkes su ihtiyacını derelerden karşılıyordu. Obruk Şelalesi'nden Sayın Beyli içme suyu projesini başlattı. Ancak tamamlamaya ömrü yetmedi. 3 yıl belediye başkanı olarak görev yapabildi. Hastalandı. Karaciğer kanseri teşhisi konuldu. 47 yaşında 19 Temmuz 1966'da halen Tevfik Doğan evi olarak bilinen evde vefat etti. Sayın Beyli'ye kendisinin kazandırdığı yeni mezarlığa defnedildi. Ölümü ilçede çok büyük bir üzüntü yarattı. Hafızalardan bir türlü silinmedi. Sayın Beyli de görev başında vefat eden en genç belediye başkanı olarak kayıtlara girdi. Vefatının üzerinden yarım asırdan fazla zaman geçti. Unutulmalı, yüreklere yer etti. Sevenleri onun adını çocuklarına ve torunlarına koydular. Onun gibi olmayı hayal eden çok insan oldu. Ama kimse Remzi Doğan olamadı. Üzüntümüz şu ki adını yaşatmak için hiçbir girişimde bulunulmadı. Ne bir caddeye, ne bir sokağa, ne de herhangi bir yere adı bile verilmedi. Ama biz onu hiç unutmadık. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah.